Herkese merhaba. İtme momentum konusunun ikinci parçasıyla karşınızdayız. Çarpışmalar ve patlamalar. Hani ikiye ayırdık ki güzel güzel detaylı bir şekilde anlatalım diye. Şimdi momentumun korunumu. Şimdi momentum korunumu nedir? Eğer sisteme dışarıdan bir kuvvet etki etmezse, yani normalde kuvvet cisme ne yapıyordu? İğme kazandırıyordu. İğme nedir? Hız değişimidir. O zaman hız değişmiyorsa dolayısıyla momentum da değişmiyordu gibi düşünebilirsiniz. Bu durumda dışarıdan bir kuvvet etki etmezse o zaman burada çeliksel momentum korunur diyoruz. Değişmez diyoruz. Bakın burada bir kaykayın üstünde bir çocuk var. Duruyor. Ellerini açmış duruyor. Şimdi bu çocuk eğer kaykaydan bu şekilde bu tarafa doğru atlarsa, şöyle bir V hızıyla atlarsa o zaman buna V1 diyelim. Kaykay da bu durumda, hani buna VC diyelim de ya da şöyle yazdık VC. O zaman kaykay da bu durumda ters yönde harekete başlayacaktır. Neden? Çünkü ilk başta çocuk ve kaykay duruyordu. İlk başta momentum sıfırdı. İlk momentum sıfır olduğuna göre, istersen şöyle yazalım. İlk toplam momentum sıfır olduğuna göre sonraki momentum da sıfır olmak zorunda. Mesela çocuğun kütlesine ne diyelim? Sallıyorum tamamını. 10 m diyelim. Tamam mı? Çocuk 2 metre bölü saniye hızla atlamış olsun. O zaman ne olur? Sağ tarafa doğru bunun momentumu 10 m çarpı 2'den 20 m kadarlık bir momentum oluşur. İlk momentum sıfırdı. Dolayısıyla kaykayın da sol tarafa doğru 20 m kadarlık bir momentuma sahip olması lazım ki bu arkadaşlar ters yönlü momentumlar birbirlerini götürsünler. Şimdi buna 10 m dedik. Kaykayın kütlesine de m diyelim. Ha, o zaman bak kaykay ciddi bir hızla, yani 20 metre bölü saniye hızla geriye fırlar ki momentumu sıfırlasın. Sonra gelelim sağ tarafta. Bakın bir kayık örneğimiz var. Şimdi suyun üzerinde şöyle bir kayık var. Kayığın içinde de bir çocuk var. Eğer bu çocuk kayıktan, sallıyorum gene tamamıyla, 5 metre bölü saniye hızla atlarsa, suya atlarsa o zaman ne olur? Momentum korunması için kaykay da bu tarafa geriye doğru fırlayacaktır. Hangi hızla fırlayacak? Gene momentumu koruyacağız ya. İlk momentum, toplam momentum sıfır. O zaman sonraki momentum sıfır olmak zorunda. Ne oldu? Çocuk sağ tarafa doğru 5m kadar momentum kazandı. M çarpı 5. Momentum bu arada M çarpı V'di. Hatırlatmak isterim. M çarpı B. O zaman bunun da kayığın da sol tarafa doğru 5M kadarlık bir momentum kazanması lazım. Kütlesi 5M olduğuna göre o zaman kayık da geriye doğru V hızıyla teper gibi düşünebilirsiniz. Geri gider. Güzel. Sonra bak burada bir hoca var. Tonguca itiyor. Şimdi tonguca ittiğinde hani tongucun ileriye doğru savrulması demek aynı zamanda hocanın da geriye doğru savrulması demek. Neden mi? Çünkü hoca tonguca bir kuvvet uyguluyor ya. Buna ne diyelim? Etki kuvveti. Bakın etki. Etki kuvveti kadarlık bir kuvvet uyguluyor. O zaman tonguç duruyor mu? Hayır. Diyor ki ben de sana bir tepki göstereceğim. Nasıl bir tepki? Etki kuvvetine eşit olacak şekilde bir tepki diyoruz. FT şeklinde bir tepki gösteriyor. Bu tepki kuvvetiyle etki kuvveti Newton'un 3. yasasını hatırlayınız. Ne derdi? Etki tepki yasasında ne kadar etki varsa o kadar tepki vardır. O halde bu etki kadar bu kadar tepki oluştu. Ve bir kuvvet söz konusuysa I eşittir F çarpı delta T diye bir şey de vardı. Ne demek bu? Bir kuvvet herhangi bir süre etki ederse o zaman bu ne oluyordu? Bir itmeye sebep oluyordu. O itme de aynı zamanda momentumun değişmesine sebep oluyordu. O halde burada bunların birbirlerine bir itmesi olacak. O zaman hoca burada tonguçu ittiği için tonguç küçük bir hız kazanacak diyelim. Hız kazandı. Kütlesi de 40 kadar. Bunun kazanmış olduğu hıza sallıyorum tamamıyla o an 3 metre bölü saniye olsun. Tamam mı? O zaman tonguçun kazandığı momentum ne olur? 40 çarpı 3'ten 120 kadarlık bir momentum kazandı. E ne olması lazım? Momentum sıfır ya ilk momentum. Hocanın da bu kadar momentum kazanması lazım. O zaman hoca tonguca ittiği için bu tarafa doğru 120 kadar momentum kazanacak. E kütlesi kaç? 60. E kütlesi 60 olduğu için de hocanın hızı V dersem ne kadar olacak? Burada V eşittir 2 metre bölü saniye olacak. Yani hocanın tonguca itmesi tonguca 3 metre bölü saniye hız kazandırıyorsa o an, o zaman hoca da geriye doğru 2 metre bölü saniye hızla geri tepmiş olacak diyebiliriz. Hatta yer buz olsun, yer buz olduğunda bunların ayakları kayacak ya, işte bu kayarak bu tarafa gider, hoca dolayısıyla kayarak bu tarafa doğru gider diyebiliriz. Çünkü momentum dediğim gibi korunacak. Güzel. Şimdi kavratan bir soru var karşımızda. Şimdi bir çocuk 3M kütleli, 2M kütleli tablanın üzerinde durmakta olan bir çocuktan bahsediyoruz. Yere göre artı x yönünde 2 metre bölü saniye hızla yürümeye başlarsa tablanın hızı ne olur? Tabloya göre eksi x yönünde 2 metre bölü saniye hızla yürümeye başlarsa gene tablanın hızı ne olur? Şimdi böyle sorular biraz kafa karıştırır ama güzel sorulardır, eğlenceli sorulardır. Ne yapacağız? Diyeceğiz ki
İlk baştaki momentuma bakacağız. İlk başta toplam momentum 0. Sonraki toplam momentum da 0 olmak zorunda. P son toplam da aynı şekilde 0 olmalı diyoruz. Çünkü momentum korunacak. O halde şöyle yapıyoruz. Bu 3M kütleli çocuk. Önce A şıkkını yapalım. Ne, hangi hızla başlıyormuş? 2 metre bölü saniye hızla artı yönde yürümeye başlıyormuş. O zaman diyeceksin ki ilk momentum 0 eşittir. Çocuğun kütlesi 3M. Yere göre hız dediği için direkt 2 metre bölü saniye hız alıyorum. Artı burada tablanın kazanacağı hız kütlesi 2M kadar. 2M çarpı tablanın hızını da V diyorum. İşte bu V'yi bulacağım. Şimdi buradan da bakın ne oldu? 3M ile 2'yi çarptığımda 6M oldu. Bu 0 eşitliğin bu tarafına attığımda eksi 6M eşittir 2M çarpı V olacak. Vektörel yazıyorsun. M'ler birbirini götürdüğünde o zaman V vektörü bakın ne oldu? Eksi 3 metre bölü saniye oldu. Yani çocuğun artı X yönünde hareketi burada tablanın eksi yönde ters yönde harekete başlaması demek ki eksi 3 de başlaması demek. Güzel. Şimdi B şıkkına geldiğinde bu sefer çocuk eksi X yönünde harekete başlıyor ve tablaya göre dikkat. O zaman yere göre hızını dikkate alıyorum dedim ya yere göre hızını alacaksınız. O yüzden tablanın hızını da ciddiye almak zorundayım. B şıkkına başlayalım. Diyorsun ki ilk momentum 0. Yazdım. Çocuğun kütlesi 3M çarpı artık yere göre hızı derken bulunduğu ortamda artık bir hız kazanacağı için tablanın hızını toplamak zorundayım. Yani yere göre hız dediğimde bulunduğu ortamın hızı V artı kendi hızı ne yönde başlıyordu? Eksi X yönünde başladığı için eksi 2 diyorsun. Bak bunun çocuğun yere göre hızı olmuş olduğu. Sonra artı buradaki 2M kütleli tablanın hız dediğimde 2M çarpı V. Pardon momentum dediğimde momentum sıfırlanmış oldu. Bu arkadaş bakınız ilk momentum bu arkadaş da dolayısıyla son momentum ve birbirlerine eşit oldular. Devam edersem bak şuradaki işlemi yapalım. Burada 3MV yazdık. Sonra vektörel. Sonra 3M ile eksi 2'yi çarptığımızda eksi 6M geldi. Artı 2MV dediğimizde gene vektörel. Çünkü yönde istiyorum ben bunun. 0. Sonra burası eksi 6M ya. O zaman bu eksi 6M buraya 0'a bu tarafa attığımızda artı olacağı için 6M eşittir. 3MV ile 2MV'yi topladığımda 5MV'dir. M'ler birbirini götüreceğine göre götürüyorlar. O zaman burada demek ki sonraki durumda tablanın hızı yani çocuk harekete başladığında ama tablaya göre harekete başladığında o zaman tablanın hızı 6 bölü 5 metre bölü saniye olurmuş diyebilirim. İlk momentum 0 eşit olacak sonraki momentuma. İlk momentum 0 eşit olacak. Gene sonraki momentumda 0 dedik ve olayı halletmiş olduk. Güzel. Şimdi geldik çarpışmalara. Şimdi burada birkaç bir şey verdim. Bunlar hani merkezi olmayan, esnek ve esnek olmayan diye burada 3-4 tane kavram var. Orada da çarpışmalar var kocaman. Şimdi şöyle ki bir merkezi çarpışmalar var. Şimdi dikkat etmeniz gereken şu. Merkezi çarpışmalarla merkezi olmayan çarpışmalar arasındaki fark ne? Merkezi demek her şey öncesi ve sonrası tek doğrultuda olacak. Yani çarpışma öncesi ve sonrası tüm hareketler tek doğrultuda olacak. Yani tek boyut diyoruz. Tek boyut. Fakat merkezi olmayan dediğimizde ise bu sefer tek doğrultuda değil, bu kez iki boyutta olduğunu düşünüyoruz. Çünkü merkezi değil, iki boyutta bir çarpışma söz konusu. Sonra esnek çarpışma ne? Esnek adı üstünde. Yani şöyle düşün, iki tane top geldi, birbirlerine çarptılar. Esnek bir çarpışma yaptıklarında tekrar bunlar birbirlerinden ayrıldılar. Yani burada esnek demek ayrı ayrı hareket demek. Yani esnek çarpışma ayrı ayrı hareket olacak sonrasında. Ayrı ayrı hareket. Böyle kodlayalım. Esnek olmayana geldiğimizde ise esnek olmayan da şu. İki tane küre geldi, çarpıştılar ve kenetlendiler. Kenetlendikten sonra ilk kimin momentumu daha büyükse bu tarafa doğru ya da bu tarafa doğru bir hareket durumu söz konusu. Bak ne diyorum? Kenetlenme. Esnek olmayan demek birlikte hareket yani kenetlenme anlamına gelir. Bunu da söylemiş olduk. Güzel. Şimdi biz bu hani video boyunca neler söyleyeceğiz ya da çarpışmalar süresince neler söyleyeceğiz? Mesela diyeceğiz ki merkezi esnek çarpışma diyeceğiz. Bakın merkezi esnek çarpışma. Bir de merkezi esnek olmayan çarpışma diyeceğiz. Görüyor musunuz? Bu ne demek o zaman? Bir boyutta esnek çarpışma var. Bir de bir boyutta esnek olmayan çarpışma var. Sonra bir de merkezi olmayan ama esnek çarpışma diyeceğiz. Bunu neyle yapalım? Bunu da şu turuncuyla alalım. Merkezi olmayan ve
esnek çarpışma. Bundan bahsedeceğiz. Aynı zamanda merkezi olmayan ve esnek olmayan çarpışmadan bahsedeceğiz. Ne demek bu? Tek doğrultuda esnek, değil mi? Tek doğrultuda esnek olmayan. İki boyutta esnek, iki boyutta esnek olmayan şeklinde bunları tek tek inceleyeceğiz. Burada bir hani izah etmek istedim. Neler göreceğiz? Onları anlatmak istedim. Şimdi merkezi esnek çarpışma. Ne demek bu? Tek boyutta gerçekleşecek. Tek doğrultuda ya da tek boyutta gerçekleşecek diyebilirim. Yani çarpışma öncesinde de sonrasında da cisimler tek boyutta olacaklar. Sonra çarpışma bu arada dışarıdan herhangi bir etki yoksa ne dedik? Momentum korunur dedik. O yüzden tüm çarpışmalarda momentum korunacak. Momentum korunur. Aynı zamanda esnek ya. Esnek olması demek bir ses, bir ısı yani bir enerji kaybının olmaması demek. Bu durumda enerji de korunur diyoruz. Enerji korunur. Sonra cisimler çarpışma sonrası ayrı ayrı hareket ederler. Ayrı ayrı. Çünkü esnek çarpıştılar. O yüzden bakın kesinlikle ve kesinlikle kenetlenme yok diyoruz. Şimdi burada iki tane cisim var. Birisi M1 cismi, birisi de M2 kütleli cisim. Bunlar gelip çarpışacaklar. Sonra esnek çarpışsınlar diyoruz. Esnek çarpışacaklarsa o zaman momentum korunacak. Bir, aynı zamanda enerji korunacak. Enerji, şimdi momentumu koruyalım. Momentum korunu nasıl yazacağız? Diyeceğiz ki ilk momentum toplam ilk momentumla toplam son momentum birbirlerine eşit olmak zorunda. Çünkü korunacak dedik. Bu bir. Sonra enerji korunacaksa kinetik enerjilerin toplamı ilk baştaki sonra kinetik enerjilerin toplamına eşit olmak zorunda. Toplam kinetik enerji ilk başta şöyle ilk yazalım eşit olacak. Kinetik enerji toplam sonraki eşit olmak zorundaydık. Buradan da bakın buradan birazdan söyleyeceğim ama yine buradan enerji korunumundan şöyle bir denklem çıkar karşımıza. Buna hız denklemi diyeceğiz. V1 artı V1 üssü. Bu ne demek? Önceki hız üssü dediğimde sonraki hız anlamına gelecek. Sonra eşit olacak V2 artı V2 üssü. Bu arkadaşa hız denklemi diyoruz. Enerji korunumundan gelen hız denklemi. Tamam mıdır? Bunu şöyle söylemiş olalım. Sonra bir de momentum korunacak dedik ya. O zaman momentum korunumundan ne yazacağız? Bunu da şu tarafa alalım. Şöyle diyeceğiz. İlk başta M1 çarpı V1 momentum var. Artı 2'nin de bir momentum var. M2 çarpı V2 momentum var. Eşit olacak. Çarpışmadan sonra M1 çarpı çarpışma sonrası hızlarına üssü dedik. V1 üssü artı M2 çarpı V2 üssü şeklinde bakın momentumu da korumuş olduk. Niye bu iki tane denklemi yazdık? İki bilinmeyenle karşılaşacağız. O yüzden iki bilinmeyeni iki denklemle rahatlıkla çözeceğiz. Burada mesela gelin örneğimize. Bunlar esnek çarpışacaklar ya. Sallıyoruz gene tamamıyla. Örnek olarak veriyoruz. M1 kütlesi ters dönsün. Artık bunun hızı bu tarafa doğru V1 üssü olsun. M2 de bu tarafa ters dönsün. İlla böyle ters dönecekler diye bir şey söz konusu değil. Onu da izah edeceğim şimdi. Bu tarafa bunun hızı da V2 üssü olacak. Şöyle de olabilirdi. Mesela çarpışma sonrasında M1 arkadan V1 üssü hızıyla bu tarafa doğru gidiyor olabilirdi. M2 de aynı şekilde sağa doğru gidiyor olabilirdi. Bunu nasıl elde edeceğiz? Nasıl karar vereceğiz? Denklemi çözerek hızların yönlerini vesaire bulacağız zaten. İkisi de sağa doğru gidebilir. İkisi de sola doğru gidebilir. Birisi sağa, birisi sola doğru gidebilir. Burada sadece yapmamız gereken denklemlerden yola çıkarak olayı çözmek. Şimdi bak, eğer böyleyse, bakın ama böyleyse diyorum. Böyleyse ne yapacağız? Şu denklemler, hani denklemleri oluşturalım. Ne yapıyoruz? M1 çarpı hızı artı yönde olduğu için direkt V1 alıyorum. Artı M2 çarpı hızı hangi yönde? Sola doğru olduğu için eksi V2 diyorum. Yani vektörleri artı ve eksilerle gösteriyorum. Eşit olacak. Sonra M1 çarpı V1 üssü ne tarafa döndü? Ters yönü döndüğü için eksi V1 üssü. Bakın yönünü göstermiş oldum. Artı M2 çarpı bu da artı yönde olduğu için direkt artı yönde V2. O yüzden V2 üssü. Bak ne oldu? Momentum korumuş olduk. Sonra hız denklemini yazalım. Hız denklemi de V1 artı yönde olduğu için V1 artı hareket eksi yönde olduğu için eksi V1 üssü diyeceğiz. Bu sefer vektörleri işaretlerle göstermiş oluyoruz. Eşittir. Diğerini yazıyorum. V2 eksi yönde olduğu için eksi V2, tamam mı? Artı hareket artı yönde olduğu için V2 üssü diyorsun. Burada da bak şurada hız denkleminde yazmış oldun. Ama şunun için dediğim gibi her zaman böyle olacak diye bir şey yok. Hareket yönlerini zaten burada biz dediğim gibi çözeceğiz, göreceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi geldik öğreten soruya.
K ve L cisimlerinin merkezi esnek çarpışma sonrası hızları ne olur? Şimdi 3 kilogramlık cisim sağa doğru 6 ile geliyor. 2 kilogramlık cisim sola doğru 4 metre bölü saniye hızla geliyor. Ve bunlar esnek çarpışacaklar. Ne yapacaksın? Hem momentumu koruyacaksın. Momentumu koru. Hemen bunu aklına getireceksin. Momentumu koru diyeceksin. Ondan sonra da hız denklemi ve bunu aklına getireceksin. Hız denklemi. Bunlar aklına gelirse iki denklem oluşacak zaten. Buradan da hızlarını bulacaksın. Şimdi önce momentumu koruyalım. 3 kilogramlık cisim önce ne tarafa doğru hareket ediyor? Bu tarafı artı, bu tarafı da eksi kabul ediyoruz ki en mantıklısı bu. Sayı doğrusu gibi. O zaman momentumu korumaya başlayalım. Diyeceğiz ki 3 kilogramlık cisim artı yönde gittiği için ilk momentumu 3 çarpı 6. Artı 2 kilogramlık cisim eksi yönde gittiği için eksi 4 ilk momentumu yazdık. Eşit olacak. Sonrasında 3 çarpı V1 üssü bilmiyoruz ya. İstersen vektör işaretine koyabilirsin. Artı sonra diğeri de 2 kilogram ya. 2 çarpı V2 üssü. Bak bunları arıyoruz zaten. Bir denklem buradan geliyor. 3 çarpı 6 18. 2 çarpı 4 8. Eksi 8'den burası ne oldu? 10 olmuş oldu. Yani bu işlemin sonucu şöyle 10'dur diyoruz. Tamam mı? Eşittir 10. Sonra geldim diğer denklemi yazmaya. Şimdi hız denklemini. 6 artı V1 üssü bilmediğimiz için eşittir. Bunun hızı nereye doğru? Eksi yönde olduğu için ilk hızı V2 yazıyorum yani. Eksi 4 artı V2 üssü. Burada da eksi 4'ü bu tarafa attığımızda 10. Bakın 10 eşittir. V2 üssü eksi V1 üssü. Bir denklem de buradan gelmiş oldu. Şimdi iki bilinmeyen iki denklem dedik. Ve bunları ne yapacağız? Üst üste toplayacağız. Yok etme metodu yapacağız yani. 10 eşittir. 3V1 üssü. Artı 2V2 üssü. Diğerini yazıyorum. 10 eşittir. V2 üssü eksi V1 üssü. İstersen dediğim gibi şöyle vektörleri de belirtebiliriz. Sonra bunları toplayacağız dedik. Ne yapacağız? Götürebilmek için V1'den kurtulmak istersek 3 ile çarpacağız. Bir daha eksiyle çarpmamıza gerek yok. V2'den değil de V1'den kurtulalım. Çarpı 3 yapalım bunu. Çarpı 3 yaptığımızda eksi 3 V1 üssü oluyor. Görüyor musun? O zaman eksi 3 V1 üssü ile 3 V1 üssü birbirini götürüyor. 3 ile çarptığım için buradan 30 geliyor. 10 ile 30'u topladığımda 40 oluyor. Eşittir. 3 ile çarptığım için bu 3 V2 üssü. Bu da 2 V2 üssü. Topladığımda 5 V2 üssü olur. V2 üssü buradan da 40 bölü 5'ten 8 metre bölü saniye gelir. Bak artı yönde. Demek ki buradaki 2 kilogramlık L cismi ne yapmış? Bu tarafa doğru 2 kilogramlık cisim L cismi şu şekilde 8 metre bölü saniye hızla dönmüş. Bunu rahatla söyledik. Sonra diğerine gelelim. V1 üssünü bulabiliriz. Herhangi bir denklemden. Şundan bulalım. 10 eşittir. V2 üssü 8 ya. 8 eksi V1 üssü diyorsun. O zaman V1 üssünü bu tarafa, onu da bu tarafa attığında V1 üssü eşittir. 8 eksi 10. Yani V1 üssü eşittir. Eksi 2 metre bölü saniye. Ne ifade ediyor sana eksi? Yön ifade ediyor. O zaman bu arkadaş da K'da ne yapmış? Bu tarafa dönmüş ve hızı burada 2 metre bölü saniye olmuş. Eksi bize yön ifade etmiş oldu. İki tane denklem kurduk. İki denklemi kullanarak yok etme metodundan yola çıkıp buradaki hızları tek tek söylemiş olduk. Tamam mı sevgili gençler? Güzel. Şimdi merkezi esnek çarpışmalarda özel durumlar var. Özel durumlar. Nedir bu özel durumlar? Şimdi birincisi, eğer bir cismi ile iki cismi eşit büyüklükte fakat ters yönde momentumlara sahipse ne olacak? Bunların toplam momentumu sıfır olacak. Yani büyüklük olarak eşitler fakat yönleri ters. Yani şöyle bir şey. P1 momentumu eşit olacak eksi P2. Çünkü bunları topladığımda sıfır oldu. Bu ne demek? Büyüklükleri aynı, yönleri ters. Bu durumda yalnızca cisimlerin hızları yön değiştirir diyoruz. Bakın yön değiştirir. Mesela burada öyleyse M1 V1 ve M2 V2 büyüklükleri eşitse o zaman M1 kütleli cisim sola doğru artık V1 hızına sahip olacak. Yani yön değiştirdi. Eksi oldu. Sonra M2 kütleli cisim ise hızının yönü değişecek dedik. Bu da artı yönde V2 olacak diyoruz. Mesela örnek olarak veriyorum. Tamamıyla bu 2 kilogram olsun. Bu 5 metre bölü saniye olsun. Sonra bu 2 metre bölü saniye olsun. Bu da 5 kilogram olsun. E ne oldu bak? 2 çarpı 5, 2 çarpı 5 bunlar birbirlerine eşit. Sonra döndüğünde bu arkadaşınızı sağa doğru 2 metre bölü saniye olur. Sonra bu arkadaşınızı sola doğru eksi 5 metre bölü saniye olur şeklinde bunu özetlemiş olalım. Sadece hızların yönleri değişti. İkincisi ise eğer cisimlerin kütleleri eşit ise hız takası olur. Hız. Zaten bunu denklemleri yazarak da
bunların hızlarının sadece birbirlerine geçtiğini rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Ama böyle bir özel durum söz konusuysa bir daha denklem yazmaya gerek yok. Bak, bunun kütlesi m kadar, bunun da kütlesi m kadar. Dolayısıyla ne olacak? Bunlar hızlarını birbirlerine aktaracaklar. Buna k cismi, buna l cismi dersek, o zaman k cismi şunu yapacak. L'nin hızı olan v2 alacak. Yani ver bana hızını diyecek. Verdi. Sonra l de aynı zamanda k'nın hızını alacak. O da V1 hızıyla sağ tarafa doğru hareket edecek olmuş oldu. Yani burada hız takası. Ha, ters yönlü geliyorlar. Şöyle de olabilir. Bakın, şöyle de olabilir. Mesela bu belki hafif bir bilardo durumu söz konusu burada. Hani bilardo oynamayı bilmeyenler genelde yapar bunu. Mesela hani burada M kütleli bir top var. Burada da bir M kütleli top var. Bunu V hızıyla fırlattık. Şimdi bunu V hızıyla fırlattığımızda bu K işte kırmızı sallıyorum. Bu da işte sarı top olsun. K, bu da S. Şimdi bu eğer şöyle bir şey oluyorsa orada derdimiz ne? Kırmızı topu sarı topu çarptırıp işte beyaza gitmesini sağlamak. Ama burada eğer şöyle bir şey olursa K gelip S'ye çarptığında K durmuşsa ve sarı gidiyorsa ne yaptı? Bak, hız takası oldu. Değil mi? Neden? Bunların kütleleri birbirlerine eşit olmuş oldu şu an. Direkt hızlar birbirlerine aktarılmış oldu. Eğer burada sarı duruyordu, artık kırmızı duruyor. Kırmızı V hızıyla gidiyordu, artık sarı V hızıyla gidiyor. İşte şöyle de olabilir. Mesela şöyle, bunun kütlesi gene M kadar. Bu arkadaş işte V hızıyla geliyor. Tamam mı? Ya da 2V hızıyla geliyor. Gene bir M kütlesi var. Bu arkadaş da V hızıyla gidiyor. Elip arkadaki arkadaş M kütleli cisim öndekine çarptığında ne olur? Bu 2V hızını buna verir. Der ki al benim 2V hızıyla yoluma devam et. Yoluna devam et. Bu da V hızını buna verir. Yani hız takası olur çarptıktan sonra. Tamam mıdır? İlla hani ters yönlü gelecekler diye bir şey söz konusu değil. Şimdi bir antrenman sorusu var karşımızda. K cisim var, L cisim var, M cisim var. K nüktesi 2M, L nüktesi 3M, sonra M nüktesi de 3M. Merkezi tüm esnek çarpışmalar sonrası cisimlerin hızlarını bulunuz diye soruyor. Şimdi bak ne oluyor? Önce bunların hızları ters yönde olduğuna göre önce K ile L çarpar. Şimdi K ile L çarptığına göre K'nın kütlesi ne kadarmış? 2M kadar. O zaman momentumu ne olur? K'nın momentumu 2M çarpı 3V, yani 6MV olur. Sonra gelen L'ye baktığımda L'nin momentumu ne kadar? Kütlesi 3M, hızı 2V. Dolayısıyla bu da 6MV. Ne dedik biz? Eğer ters yönlü momentumlara sahiplerse ve bu momentumlar eşit büyüklükteyse momentum sıfır oluyor. Korunacak. Ne olması lazım? Bunların hızının aynen yön değiştirmesi lazım. Yani bunlar çarpışma sonrası K aynı hızıyla, yani 3V hızıyla geri dönecek diyoruz. Sonra L de aynı şekilde kendi hızıyla, yani 2V hızıyla geri döner diyoruz. Tamam mı? Bu ilk çarpışma. Sonra L gelecek. Bakın, L'nin hızı 2V kadar ama M'nin hızı V kadar. Giderken L M'yi yakalayacak. M'nin burada, M'yi de aldığımda M cismi neymiş? Kütlesi 3M kadarmış ve V hızıyla gidiyormuş. Bunu yakaladı. Yakaladıktan sonra ne olur? Bakıyorsun ki bunların kütleleri birbirlerine eşit. Yani L ile M'ye baktığında bunların kütleleri 3M'e 3M. O zaman bunlar ne yapacaklar? Hız takası yapacaklar. Çünkü kütleler eşitse hız takası olur dedik. O zaman M'nin hızı ne kadardı? V kadardı. L diyor ki al bu senin olsun. Tamam mı? Sonra L gelirken hızı neydi? 2V'ydi. L de diyor ki M al bu da senin olsun. Yani burada bir hız takası söz konusu oldu. Artık bunların çarpışmalar sonrası tüm çarpışmalardan sonraki hızlarını söyleyebilirsin artık. K bu tarafa doğru 3V hızıyla gidiyor. L bu tarafa doğru V hızıyla gidiyor. Sonra M ise L'den almış olduğu hızla, yani 2V hızıyla bu tarafa gidiyor. Yani burada tüm hızları, yani esnek çarpışmalar sonrası hepsinin hızlarını altta göstermiş olduk. Şimdi merkezi olmayan, yani iki boyutta esnek çarpışma nasıl olacak? Şimdi momentum her iki boyutta, bakın her iki boyutta korunur. Ne demek bu? Şimdi hem X ekseninde hem de Y ekseninde bir momentum olacak. O zaman biz burada şunu söyleyebiliriz. Önce şunu yazalım. İlk toplam momentumla gene sonraki toplam momentum birbirlerine eşit olacak. Evet, ama dediğim gibi hem X'te hem Y ekseninde olduğu için şöyle yazmakta fayda vardı. İlk X'deki momentumla sonraki X'deki momentum eşit olmalı. Ve aynı zamanda ilk Y'deki momentumla eşit olmalı sonraki Y'deki momentum dediğimizde olayı daha iyi anlamış oluruz. Sonra gelelim 6. Enerji gene korunur enerji. Çünkü esnek çarpışma olduğuna göre enerji, kayıp enerji için
daha doğrusu enerjinin kaybolması için bir sebep yok. Yani bir ses durumu, bir ısıya dönüşme durumu söz konusu olmadığı için enerji kaybolmaz diyoruz. Çarpışma sonrası cisimler gene burada bir esnek çarpışma olduğu için ayrı ayrı hareket ederler. Yani bir kenetlenme durumu kesinlikle söz konusu değil. Mesela altta bir örneklendirmemiz var. M1 kütlesi V1 hızıyla geliyor. Sonra M2 kütlesi de duruyor. Gelip buna merkezi olmayan esnek çarpıyor. Mesela atıyorum şöyle biraz daha şöyle geliyor şuradan çarpıyor. Ya da biraz geliyor buradan çarpıyor. Tamam mı? Şimdi merkezi olmayan çarpma sonrası bak cisimlerin çarpma sonrasındaki hareketlerine baktığında bir savrulma, bir çapraz hareket durumu söz konusu. O yüzden bunun hem X'te hem de Y ekseninde momentumunu koruyacağız diyorum. Ama ben size şöyle bir tüyo vereceğim. Ya bunlarla tek tek uğraşmayın. Ne yapın? Momentum vektörel bir büyüklük değil mi? O zaman işleri vektörel düşünelim. Nasıl düşünelim? Burada P2'nin moment, daha doğrusu M2'nin momentumuna baktığınızda direkt sonraki momentumuna P2 üssü diyelim. Bakın böyle kütle çarpı hız. Ve bunun yatayla yaptığı açı ne kadarmış? Alfa. Bunu aldım. Sonra bunun ucuna da bak bunun ucuna da kimi ekliyorum? M1 kütlesinin momentumunu ekliyorum. Ama sonraki momentumunu ekledim. Bunları ucuca eklediğimde aslında neyi vermiş oldu bana bu? Sonraki momentum vermiş oldu farkındaysan. Sonraki momentum. Ne biliyorum ben? Momentum korunacak. Sonraki momentum da her zaman ilk momentuma eşit olacak diyorum. Ve buradaki şurası teta ise buradaki açı da teta. Dolayısıyla buradaki açı da teta olmuş oldu. Burada bir genelde biz özel üçgenler veriyoruz. Özel üçgenlerle çözeceğim sorular da dolayısıyla daha kolay olacak. Burada bir üçgen oluşturduğumuzda burası 90, 45, 45 ise bunlar birbirine eşit olacak. Mesela burası 90, 37, 53 ise işte 53'ün karşısı 4K, 37'nin karşısı 3K, 90'ın karşısı 5K gibi şeyler söyleyip rahatlıkla sonuca ulaşabileceğiz. Momentumları bulduktan sonra da eğer bize hızları soruyorsa ne yapacağız? P eşittir M çarpı V diyeceğiz. Momentum biliyorum. Kütleyi de biliyorsam buradaki hızı da buluruz diyebiliriz. Tamam mıdır? Güzel. Şimdi bak sentez. Yani nedir sentez? İşte vektörel ifade, daha doğrusu vektörel işlem yapacağız anlamına geliyor bu. Öyle bir soru var karşımızda. Şimdi K cismi 5 metre bölü saniye hıza geliyor. L cismi de duruyor. Sonra çarpışma şöyle. ÇÖ dediğimde bunun çarpışma öncesi olduğunu söyleyebilirim. Tamam mı sevgili gençler? Sonra bu da çarpışma sonrası. Güzel. Şimdi öncesinde bu şekilde bir durum söz konusu. Sadece ilk momentuma baktığınızda sadece K'nın momentumu var. Farkında mısınız? Çünkü L duruyor. O zaman ilk momentum dediğimizde direkt K'nın momentumu diyebiliriz. Ve K'nın momentumu da nereye doğru? Sağa doğru. Kütlesi 4, hızda 5. O yüzden büyük olarak baktığımda PK eşittir. 4 çarpı 5'ten ne gelecek? 20 kilogram metre bölü saniye gelecek. Bunu bitirdik. Sonra ne yapacağız? Sonrasındaki momentumlara baktığımızda K'nın hareketi böyle, L'nin hareketi de böyle. O zaman burada ucuca ekleme yöntemiyle bir özel üçgen çıkacak farkındaysanız. Neden? 37 ile 53 derecelik açı var burada. Yapalım mı? Nerede yapalım? Burada yapalım. Şimdi K'nın çarpışma sonrası momentumunu alıyorum. PK üssü. Sonra L'nin çarpışma sonrası momentumunu alıyorum. Bu da PL üssü. Sonra bunları ucuca eklediğimde sonraki momentum verecek diyorum. Bu arkadaş da sonraki momentum. Sonraki momentum da ilk momentum değil mi? Evet. İlk momentum da kaçtı? 20. Bak güzel bir şekilde sonuca ulaşmaya başladık. Buradaki açı kaç derece? 37 derece. Bunun yatayla yaptığı açı 37. Bunun yatayla yaptığı açı kaç? 53 derece olduğuna göre burası da 53 derece. Güzel. Ne çıkıyor? 37, 53, 90 üçgeni çıkıyor. Kocaman şurada 90 derecelik açıyı da yaptığımızda 3, 4, 5 üçgenine kavuştuk. O zaman 90'ın karşısı 20 ise ne demek bu? 5K eşittir 20 ise ne yapıyoruz? K tek başına ne oldu? 4 oldu. 20 bölü 5, 4. 1K 4'müş. O zaman PL üssü 37'nin karşısında kaldığı için 3K olacak. K dediğimiz şeyde 4 olduğuna göre 3 çarpı 4 ne oldu? 12 kilogram metre bölü saniye. PL üssünü bulduk. Gelelim PK üssüne. Bu da 4K. O yüzden 4 çarpı 4'ten bu arkadaş da 16 kilogram metre bölü saniyeymiş. Tamam. Ama bize neyi soruyor? Hızlarını soruyor. O zaman bunu bulabilir miyim? Tabii ki bulurum. Çünkü momentum ne demek? Kütle çarpı hız demek. Yapalım. PK üssü eşittir. MK çarpı VK üssü demek. Ne kadardı bunun momentumu? 16 eşittir. K'nın kütlesine 4. VK üssü dediğimde VK üssü eşittir 4 metre bölü saniye. Güzel. Sonra geldik L'ye. PL üssü eşittir ML çarpı VL üssü.
Bu ne kadardı? 12. L'nin kütlesi kaçmış? 2'yi de çarpı VL üssü dedik. Buradan da L'nin sonraki hızını kaç? 6 metre bölü saniye bulmuş olduk. Bize sadece büyüklük lazım. Yönlerle bir işimiz yok. O yüzden sorunun cevabı bakınız karşımıza çıktı. Bu VL, bu arkadaş da VK üssü oldu. Güzel, güzel çözdük, iyi çözdük. Şimdi geldik merkezi esnek olmayan çarpmaya. Şimdi merkezi esnek olmayan derken cisimler çarpma sonrası kenetlenirler. Bakın kenetlenme olur. Şimdi kenetlenme durumu ne demek bu yüzden? Yani birlikte hareket ederler. Beraber hareket ederler. Anca beraber, kanca beraber derler. O yüzden şimdi burada bir momentum korunur. Neden korunur? Çünkü momentumun değişmesi için bir sebep yok. Dışarıdan herhangi bir kuvvet etkisi söz konusu değil. O yüzden ilk momentum, toplam ilk momentumla sonraki toplam momentum birbirlerine eşit olmak zorunda. Enerji korunmaz. Neden korunmaz? Çünkü bir kenetlenme esnasında bir sese, işte ısıya enerji gider. Boşa giden enerjiden bahsediyoruz. O yüzden enerji korunmaz diyoruz. Bakın korunmaz. Enerji kaybolacak yani. Bakalım çarpışma öncesi, çarpışma sonrası. Şimdi ne yapıyor bu arkadaşlar? M1 ile M2 geliyorlar. Biri V1 hızıyla, biri V2 hızıyla geliyorlar. Şimdi bunlar çarpışma sonrası dediğim gibi birbirlerine kenetlenecekler. Yani beraber hareket edecekler. Ama kim karar verecek buna? Hangisinin momentumu daha büyükse o karar verecekler. Çünkü o karar verecek. Çünkü bunlar ters yönde hareket ediyorlar. Varsayalım biz P1 yani M1'in momentumu daha büyük olsun. Şöyle yazalım. P1 büyük, büyüklük olarak P2'den büyük olsun. O zaman ne olur? M1 der ki ben karar veriyorum nasıl gideceğimize. Yani bunlar beraber şöyle bir ortak hızla hani sağa doğru hareket ederler diyoruz. Neden? Çünkü bunun momentumu daha büyük. O zaman momentum korunumunu yazalım. Yazalım. Ne diyorum? M1 çarpı V1 vektörel artı M2 çarpı V2 vektörel. Yani yönünü bilmiyorum şu an. Eşit olacak. Beraber hareket edecekleri için M1 artı M2 çarpı ortak hız diyoruz. Bakın buradan ortak hızı buluyoruz. Mesela bunu uygulayacak olursak M1 çarpı hızı ne yönde? Artı yönde. V1 artı M2 çarpı hızı ne yönde? Eksi yönde. O yüzden eksi V2 alacağız. Eşittir. M1 artı M2 çarpı ortak hız dediğimde hangisi daha büyükse zaten hız ortak hız o yönde çıkacak diyebilirsiniz. Buradaki denklemi çözerek. Güzel. Tamamdır. Güzel. İyi çözdük. İyi söyledik. Şimdi hemen karşımıza bir tane öğreten soru var. 3 kilogramlık bir cisim var. 8 metre bölü saniye hızla sağa doğru gidiyor. 2 kilogramlık bir cisim var. O da 2 metre bölü saniye hızla sola gidiyor. Der ki bu bize merkezi esnek olmayan çarpışma yapıyorlar. Şimdi esnek olmayan çarpışma neydi? Bir kenetlenmeydi. O zaman bunlar kenetlenecekler. Ve kenetlendikten sonra ne tarafa doğru gideceklerine kim karar verecek? Büyük momentum karar verecek. Bakalım bunların momentumlarına. Bunun momentumu 3 çarpı 8'den 24 kilogram metre bölü saniye. Bunun momentumuna bakalım. Sola doğru 2 çarpı 2'den 4 kilogram metre bölü saniye. Bariz ortada. Tabii ki K cismi karar veriyor. Yani K'nın momentumu daha büyük değil mi? O zaman bu arkadaşlar beraber bu yönde bir ortak hızla yollarına devam edecekler. Korunum denklemini yazalım. Şimdi 3 çarpı bunun hızı sağa doğru olduğu için 8 artı 2 çarpı hızı sola doğru olduğu için eksi 2 eşittir. Toplam kütle 3 artı 2 çarpı ortak hız dedik. Buradan da 24 eksi 4'ten 20 eşittir 5 çarpı ortak hız dediğimizde ortak hız ne geldi arkadaşlar? 4 metre bölü saniye geldi. Aşkını hallettik. Beraber bu hıza gidecekler. Çarpışma sonrası hızları bu olacak. Çarpışma esnasında kayıp enerji kaç jül olur? Şimdi bunu nasıl buluruz? Şimdi bir kayıp enerji söz konusu. Bunu da tabii ki son kinetik enerjiden, pardon ilk kinetik enerji daha büyükmüş ki kayıp durum söz konusu. İlk kinetik enerjiden şöyle toplam, ilk kinetik enerjiden son kinetik enerjiyi şöyle toplam çıkartıyoruz ve kayıp enerjiyi buluyoruz. Tamam mıdır? Şimdi kayıp enerjiyi bulalım. E kayıp. Şimdi ilk başta kinetik enerjilerine baktığımızda bu arkadaşın hızı 3 olduğu için 1 bölü 2 çarpı kütlesi 3 çarpı 8'in karesi. Artı kinetik enerji eksi olamaz. Zaten şuradaki eksi 2'yi düşündüğünüzde eksi 2'nin karesini alırsanız artı olur. Enerji dediğimiz şey hiçbir zaman eksi olmaz.
O yüzden negatif enerji başka bir şey. Bakın kayıp enerjiden bahsediyoruz. O zaman bunun kinetik enerjisi hiçbir zaman kinetik enerji dediğim gibi negatif olamaz. Eksinin karesini aldığımızda çünkü artı olacak. 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 2'nin karesi bu da bunun enerjisi oldu. Sonra kayıp enerjiyi buluyoruz ya bunları topluyoruz. Bunlar beraber gittikleri için 1 bölü 2 çarpı toplam kütleyi alacaksın. Sanki tek başına 5 kilogramlık cisimmiş gibi olacak. Bu arkadaş 5 kilogramlık bir cisim var. Bu da ortak hızı ne bulduk? 4 metre bölü saniye hızla gidiyormuş gibi. O yüzden 1 bölü 2 çarpı 5 çarpı 4'ün karesi dediğimizde aradaki fark bize kayıp enerjiyi verecek. Bakalım ne oluyor sonuç? 8'in karesi 64 bölü 2 32. 3 ile 32'yi çarptığımda 96. O zaman bu 96. 2'ler gitti. 2'nin karesi 4 artı 4. Yani 100 jül. Eksi 4'ün karesi 16. 2'ye böldüm. 8. 5 çarpı 8. 40 olmuş oldu. Buradan da 100 eksi 40. Yani 60 jüllük bir kayıp var. 100 jüllük bir enerji vardı sistemde. Bunun 40 jülü gitmiş. Bakınız daha doğrusu 60 jülü gitmiş. 40 jül kinetik enerji kalmış diyoruz. Kayıp enerji bir daha söylüyorum. Burada 60 jül. Tamam mı? Evet. Şimdi geldik iyi soruya. Bakın iyi bir soru var. K ve S noktalarından serbest bırakılan 2M ve M kütleli cisimler PR arasında esnek olmayan çarpışma yapıyorlar. Sonrasında ilk kez hangi noktaya ancak çıkabilirler? Şimdi yani P ve R şurada bir yerde esnek olmayan yani bir kenetlenme durumu var. Sonrasında beraber nereye gidecekler şeklinde bir soru. Şimdi 2M kütleli cisim bıraktığımızda bu buraya geldiğinde artık bunun bir hızı olacak. Buna V1 diyelim. Bunu da bıraktığımızda bunun da hızı V2 olacak. Şimdi burada ne var? Potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüşmesi var. Bu 4H yükseklikten aşağı iniyor. Bu da H yükseklikten aşağı iniyor. O zaman potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşüyorsa burada hemen göstermek isterim. Potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşüyor. Şimdi potansiyel enerjiyi neyle gösteriyoruz? MGH. Ne olacak? Eşit olacak 1 bölü 2 mv kare. Kütleden bağımsız görüyor musunuz hız? Tamamıyla neyle ilgili hız? Hızın karesi eşittir 2gh. Aslında şunu da söyleyebilirsin. Hız direkt karekök içerisinde 2gh. Buradan size bir pratik vermek isterim. Çok formül yazmanızı istemiyorum. O zaman bunun hızı buraya h dersen v2 hızı neyle orantılıdır? Karekök içerisinde h'la. Sonra bunun hızı neyle orantılıdır? V2 de aynı şekilde burada 4H karekök içerisinde 4H'la orantılıdır. O zaman H'ı her ikisinde de H kalacak ya. Bu ne oldu? 2 kök H olmuş oldu. Hani 4 kök 4H gördüğün gibi 2 çarpı kök H olmuş oldu. O yüzden buradaki H'a ben V'ye karşılık geliyor dersem o zaman buradaki de V'ye karşılık geleceği için ne olmuş oldu? Buradaki hız 2V oldu. Yani V2'ye ben 2V derim. Kime? Burada V2 mi? Yanlış yazdım. V1. V1 orantılıdır. Bu V1 dedik ya. O zaman V1 2V olur. V2 ise V olursa. V2 V olursa V1 2V olur şeklinde söyledik. O zaman sen ne yapıyorsun? Direkt H yüksekliğini karekök için alıyorsun. Serbest düşme gibi. Burada hızlar arasındaki ilişkiyi söyleyebilirsin. Mesela 9H'dan bırakılmış olsaydı bir cisim diyecektin karekök içerisinde 9H 9 dışarıya 3 olarak çıkar. O zaman onun da geldiği hız 3V olurdu diyebilirsin. Sonra gelelim P ve R arasında bunları çarpıştırmaya. P R arasında şu arkadaş 2M kadar kütlesi var. Hızı ne? 2V. Yani bu 2V hızıyla geliyor. Sonra diğeri de bunun kütlesi neydi? M kadardı. Bu ne hızıyla geliyor? V hızıyla geliyor. Yani burada esnek olmayan çarpışma yapacaklar ya. Ondan sonra bunlar beraber ortak bir hızla gidecekler. Kim daha büyük? Tabii ki soldakinin momentum daha büyük. O yüzden bunların ortak hızları sağa doğru olacak. Peki nasıl bulacağız? Bulalım. 2M çarpı 2V sağa doğru artı M çarpı eksi V sola doğru. Çünkü bunun momentum sola doğru. Eşittir toplam kütle. Yani 2M ile M'i topluyoruz. 3M oluyor. Çarpı ortak hız diyoruz. Buradan da 2M çarpı 2V'den 4MV. MV'yi çıkarttığımızda 3MV eşittir. 3M çarpı ortak hız. Ortak hız ne oldu buradan? 3M'ler birbirlerini götürdüler. O zaman ortak hız da burada V oldu. Güzel. Şimdi nasıl ki bakın nasıl ki H V kadar hız kazandırıyorsa bak ne yaptık? H'ın V kadar hız kazandığını söyledik. O zaman bu durumda şunu da söyleyebilirsiniz. Gene ne olacak? Bu sefer kinetik enerji potansiyel enerjiye dönüşecek. Yani şöyle diyeceğiz. 1 bölü 2 M V kare kadar kinetik enerji eşittir. Bu sefer M G H olacak ya. Bak gene kütleden bağımsız.
Yani bu sefer yükselme neyle ilgili? Hızın karesiyle ilgili. Bak şuradaki h'tan bahsediyorum. Yani h hızın karesiyle orantılı. O zaman ve h kadar yükseklik v hızı kazandırıyorsa, o zaman v kadar hız da dolayısıyla buna h kadar yükseklik kazandıracak. Ve beraber sağa doğru gitmiyorlar mı? Evet, sağa doğru gidiyorlar. O zaman s noktasına kadar ancak çıkarlar diyorsunuz. S noktasına kadar ancak çıkabilirler. Hakikaten iyi soru değil mi? Evet. Şimdi merkezi olmayan esnek olmayan çarpışma. Yani hem merkezi değil, yani tek doğrultuda değil, hem de esnek değil. Yani bir enerji kaybı söz konusu. Ne vardı? Esnek olmayan deyince ne diyorduk? Bu arada iki boyutta çarpışma sonrası momentum korunur. Momentum korunmuş olur. Şöyle ya da şöyle yazalım. İki boyutta çarpışma sonrası ayrı ayrı hareket olur diyelim. Bakın ayrı ayrı. Bunu silelim. Ayrı ayrı hareket. Niye ayrı ayrı yazdık? Ne diyorduk? Pardon. Esnek olmayan. Esnek çarpışmada ayrı ayrı hareket. Evet, ama esnek olmayan dediğim için iki boyutta çarpışma sonrası tabii ki birlikte hareket olur. Diyorsun ki nihayet hocam. Evet doğru, bazen ufak tefek böyle karışıklıklar olabilir. Birlikte, yani kenetlenme. Kenetlenme olacak. Beraber hareket edecekler. Sonra momentum her iki eksende de, yani X ve Y'de de korunur. Bakın momentum her şekilde korunuyordu. Neden? Çünkü dışarıdan bir etki yoksa momentum korunur diyoruz. O halde ilk momentum, X'deki ilk momentumla sondaki, yani X'deki son momentum birbirlerine eşit olacak. Sonra ilk momentum Y'deki, Y eksenindeki eşit olacak. Sonraki momentum Y eksenindeki diyoruz. Ne yaptık? Hem X'de hem de Y ekseninde momentum koruduk. Aynı zamanda ne diyoruz? Enerji korunmaz. Enerjiyi, çünkü bir sese giden, ısıya giden enerji söz konusuydu. O yüzden enerjinin korunmadığını söylüyoruz. Hemen pekiştirelim. Bak nasıl yapalım? Şimdi 2 kilogramlık bir cisim var. 8 metre bölü saniye hızla geliyor. 3 kilogramlık bir cisim var. O da 4 metre bölü saniye hızla geliyor. Sonra bunlar burada esnek olmayan çarpışsınlar. Sonra diyeceksin ki bunun burada 3 çarpı 4 kadarlık bir momentum var. Yani 12 kilogram metre bölü saniye kadar bir momentum. Sonra bu arkadaşın da 2 kilogram cismin de bu tarafa doğru bir momentum var. Onu da bulalım. 2 çarpı 8 eşittir 16 kilogram metre bölü saniye. Şimdi bak iki boyut söz konusu. O yüzden bunların bileşkesini alacaksınız. Yani momentum, toplam momentum şu olacak. Bu arkadaş. Gördün mü? Burası 16, burası da 12 ise zaten 3, 4, 5 üçgeni var farkındaysanız. O zaman buradaki momentum, ilk momentum ne olmuş oldu? Hani 12 ile 16'dan 20 gelmiş oldu. Burası 90 farkındaysanız 3, 4, 5 üçgeni. O yüzden 20 kilogram metre bölü saniye. Bunların ilk momentum buydu. İlk momentum toplamı diyelim daha doğrusu. İlk momentum toplamı, bileşkesi gibi. O zaman sonraki momentum da bu olmak zorunda. İlk momentum eşit olacak. Sonraki momentum dedik toplamına. Şimdi ben şunu biliyorum. Beraber hareket edecekler bunlar. Hadi bunları birleştirelim. Birleştirdiğimde bu arkadaşlar artık beraber bir ortak hızla hareket edecekler. Bulabilir miyiz? Tabii ki buluruz. Deriz ki son toplam momentum eşit olacak. Eşit olacak. Şöyle yazalım. Son momentum eşit olacak. M toplam çarpı ortak hız. Son momentum zaten ilk momentum eşit. 20 eşittir. Toplam kitlemiz ne? 2 ile 3'ün toplamı çarpı ortak hız dediğimizde, ortak hıza baktığımızda 20 bölü 5'ten 4 metre bölü saniye çıkacak diyoruz. Güzel. Şimdi o zaman bir tane soru var karşımızda. Şimdi yatay, güzel soru bu da. Güzel soru olsun. Çünkü kaliteli bir soruya benziyor. Şimdi yatay sürtünmesi düzlemde O noktasında esnek olmayan çarpışma yapan KL cisimleri çarpışma sonrası ok yönünde ilerlediklerine göre kütlelerin oranı MK bölü ML, yani MK bölü ML kaçtır? Bakalım. Şimdi K ve L O noktasına geliyorlarmış. Şimdi O noktasına gelirken yaptıkları şey ne? K bir bölme gidiyor farkındaysanız. L ise iki köşegen gidiyor. Değil mi? İki köşegen. O zaman ben L'nin yatay ve düşey hızlarını düşünürsem şunu ve şuna baktığımda o zaman yatayda 2 gidiyor. Düşeyde de 2 gidiyor. O halde K hızını hadi V diyelim. Tamam mı? O zaman bu 2 gittiği için bunun yataydaki hızı 2 ve düşeydeki hızı da 2 V olacak. Yani aslında VL neymiş? VL direkt 2 kök 2 V'ymiş diyebilirsiniz. Ama diyelim dedim. Bakın diyelim. Bunu biz söyledik. Sonra diyor ki bunlar beraber O noktasında kenetleniyorlarmış. Kenetlenme sonrasında da sağa doğru gidiyorlarmış. Ne oldu? O zaman
y ekseninde bir momentum kalmadı. Bakınız ne dedik? Hem x'te hem de y ekseninde momentum koruyacağız ya. O zaman ilk baştaki y eksenindeki momentumla sonraki y eksenindeki momentum birbirlerine eşit olmak zorunda. Bakıyorum ki çarpışma sonrasında y ekseninde bir momentum kalmamış. Yani bu sıfır olmuş. O zaman bu sıfırsa ilk momentum y ekseninde bu da sıfır olmak zorunda. Öyle mi bakalım ya da öyle olmasını istiyoruz. O zaman L'nin hızı yukarıya doğru ve K'nın hızı da aşağı doğru. Ha, o zaman y ekseninde aşağıya eksi yukarıya artı diyelim ve işi halledelim. Ne oluyor? K'nın kütlesi çarpı hareket aşağı doğru olduğu için eksi v. Artı L'nin kütlesi çarpı hareket yukarıya doğru olduğu için 2v eşitmiş neye? Sıfıra. Ne yapıyorum? Bakın bir daha söylüyorum. Düşeydeki momentuma bakıyorum. Buradan zaten soru gelecek farkındaysanız. Bunu bu tarafa attığımızda ml çarpı 2v eşit olacak. Bu tarafa attık. Mk çarpı v. O zaman buradan da v'ler birbirine götürdü. Mk bölü ml oranı da ml'yi buraya attığımda 2 çıkmış oldu. Yani düşeydeki momentumu koruyarak direkt kütleler arasındaki ilişkiyi, kütleler arasındaki oranı bulmuş olduk. Farkındaysanız. Şimdi güzel soru var bir tane. Şimdi bu ne? 5 kilogramlık bir ne varmış? 5 kilogram kütleli bir macun var. Macun gelip buna yapışacak. Arabaya yapışacak. Oyuncak arabaya. Sonra sürtünmeler önemsiz olduğuna göre çarpışma sonrası hızları kaç metre bölü saniye olur? Ne yapacağız? Şimdi diyeceğiz ki hareket, bakın çarpışma sonrasında bu gelip macun buna yapıştığında çarpışma sonrasında hareket yatayda olacak. Farkında mısınız? Şimdi hareket yatayda olacağına göre o zaman sizin yapmanız gereken yataydaki momentumu korumak. Yani şu cümleyi kuracaksın. Hareket çarpışma sonrasında hareket yatayda olacağında o zaman biz yatay momentumu koruyalım diyeceğiz. Koruyalım. Şimdi ne var? Bu 5 kilogramlık cismin o yüzden yataydaki hızını bulmak zorundayız. Düşeydeki hızı bizi dediğim gibi bu durumda ilgilendirmeyecek. Çünkü sonrasında hareket yatayda. O zaman açının yanındaki olduğu için ne yapıyorduk? Hani komşuyu bulduğumuzda kosla çarpıyorduk. O yüzden 50 çarpı kosinüs 53. Farklılık olsun. Bir de böyle bulalım. Kos 53 nedir? 0,6'dır. O zaman 50 çarpı 0,6'dan 30 metre bölü saniye. O zaman bunun sola doğru hızı gelmiş oldu. Ha, bir de ne yapıyorduk? İşte 3, 4, 5 üçgen oluşur diyorduk. Dik üçgen oluşturuyorduk. O zaman burası 90'ın karşısı. Burası da 37'nin karşısı olduğu için direkt 30'u yazabiliyorduk. Güzel. Şimdi ne yapacağız? Yataydaki momentum koruyacağız. Yataydaki momentum koruyacaksak ilk başta yazalım. İlk baştaki yataydaki momentum sonraki yataydaki momentuma eşit olmak zorunda. Toplamı da yazalım. Bazen yazmıyorum ama toplam demek bu. Şimdi bakalım. 20 kilogramlık cismin, bakın, sağa doğru 20 metre bölü saniye hızı olduğu için 20 çarpı 20 artı 5 kilogramlık kütleli cismin hızı, hani yataydaki hızını alıyorum, bakın 30'u alacağım. O zaman ne oldu? Sola doğru olduğu için eksi 30 dedik. Sonra toplam kütle, beraber hareket edecekler çünkü. Arabanın kütlesi 20. Macun da yapıştıktan sonra alıyoruz bunu da 5 çarpı ortak hız. Güzel, kolay değil mi? O zaman burası 400, eksi 150 olduğu için burası 250 oldu. Eşittir 25 çarpı ortak hız dediğimde o zaman ortak hızı 10 metre bölü saniye bulduk. Yani bak araba ne oldu? Yavaşladı biraz. 20 metre bölü saniye hıza sahipken artık hızı 10 metre bölü saniye oldu. Neden? Çünkü macun ters yönde hızla geldi. Yani onun momentumunun azalmasına sebep oldu. Çünkü macunun yataydaki momentumu eksi yöndeydi. Evet, şimdi geldik patlamalara. Şimdi patlamalarda gene patlama öncesi momentumla, bakın dışarıdan etki yok. Çünkü iç patlama olacak bu. Patlama öncesi momentum, patlama sonrasındaki momentuma eşittir diyoruz. Eşittir. Yani momentum dolayısıyla tabii ki korunacak diyoruz. Korunur. Ve enerji korunmaz. Neden? Adı üstünde patlama, iç patlama sonrasında dışarıya işte enerji, ısı yayılır, dışarıya ses yayılır. Yani kayıp bir enerji durumu söz konusudur diyoruz. Mesela patlama öncesi, buraya da patlama sonrası diyelim, 3m v hızıyla ilerliyormuş. Sonra patlama sonrasında 2m kütleli parça 2v hızıyla sola doğru ilerlemiş. O zaman bu m kütleli parça ne tarafa doğru gider? Yani biraz örnekler vereyim bununla ilgili. Herhangi bir tabii ki istemediğimiz şeyler. Bir patlama, bir patlayıcı patladığı zaman bunun şarapnel parçaları hepsi beraber bir yere gitmez.
Değil mi? Neden? Çünkü momentum korunmak zorunda. Bu patlayıcı burada patladığında o zaman bir parça buraya giderse bir parça da buraya gitmek zorunda. Çünkü momentum korunacak. Bir parça buraya gidecekse bir parça buraya gidecek. Çünkü momentum dediğim gibi korunacak. Amaç bu. Şimdi burada hani bu örneğe bakalım. M kütleli parçanın hızı ne olur? İlk momentum sonraki momentuma eşit olacak dedik. Şuraya yazabiliriz. İlk baştaki momentum yazıyorum. 3M kütleli cisim V hızıyla sağa doğru gidiyor. Artı yönde. Eşit olacak. Bak ilk momentum bu. İlk momentum. Sonra eşit olacak. Parçalardan biri yani 2M ne tarafa doğru gidiyor? Eksi yönde. O yüzden eksi 2V artı M kütleli parça ne yapacak? İşte onu arıyoruz. V diyoruz. Onun hızına. Bak momentum koruduk. Soldaki ilk momentum. Burada sağdaki de sonraki momentum. Sonraki toplam momentum. Devam edersem 3MV burası ne oldu? Eksi 4MV oldu. Bunu bu tarafa attığımda 7MV oldu. Eşittir M çarpı V. Buradan da şöyle yapalım aşağı gidelim. 1V'nin aslında M'ler birbirini götürdüğünde 1V'nin oradaki V'lerle karışmasın. Ne diyelim? V üssü diyelim. Buraya V üssü diyelim. O zaman V üssünün de buradan 7V olduğunu görmüş olduk. 2M bu tarafa doğru 2V hızıyla gidiyorsa o zaman diğer parça M kütleli parça 7V hızıyla sağa doğru gider. Çünkü ilk başta sağa doğru momentum vardı. Onu da dikkate alalım. Şimdi bir tane zor var karşımıza. Güzel bir soru. Şimdi 5M kütleli cisim maksimum yükseklikte iç patlamaya uğruyormuş. 2M kütleli parça patlamadan 1 saniye sonra cismin atıldığı yere düşüyormuş. Buna göre 3M kütleli parçanın patlama sonrası hızı kaç metre bölü saniye olmuştur? Bakalım neler olacak. Şimdi ne oluyor? Biraz aşağı yapalım isterseniz. Bunu daha iyi görürüz. Burada 5M kütleli bir parçamız var. Daha doğrusu cismimiz var. Bu cisim fırlattık 20 metre bölü saniye hızla. Şimdi 20 metre bölü saniye hızla fırlattığımda her saniye hızı 10 azalacağı için maksimum yüksekliğe çıkması için geçen süre nedir? 2 saniyedir. Yani bu her saniye hızı 10 azaldığı için 2 saniye yukarı çıkar. Hatta şöyle de hatırlatalım. Çıkma süresi eşittir. Yukarı atılan için söylüyorum. V0 bölü G'dir. V0 burada 20 olduğuna göre, yer çekmesi de 10 olduğuna göre o zaman bu 2 saniye yukarı çıktı. Buraya geldiğinde bunun hızı bitti. Bakın hız bu arada 0. Sonra burada parçalara ayıracağız. Birisi 2M, birisi de 3M. Şöyle ve 3M kütleli hangisiydi? 2M kütleli parça patlamadan 1 saniye sonra. O yüzden alta 2M alalım. 2M kütleli parça ve 3M kütleli parça oldu bunlar. O zaman 2M kütleli parça maksimum yükseklikte 2 saniyede çıkılan yüksekliğe 1 saniyede inmişse demek ki o 2M kütleli parçanın aşağı doğru bir hızı olmuş. Bakın aşağı doğru V hızı olmuş. Bu 2M kütleli parçaya istersen V2 diyelim de V3 diyelim. V2. O zaman bu V2 hızıyla bir nevi aşağı doğru fırlatma olmuş. Ne kadar sürede gelmiş? 1 saniyede. Ne yapacağız o zaman? Şöyle diyeceğiz. V2 çarpı 1 artı 1 bölü 2 GT kare vardı hatırlıyorsanız. 1 bölü 2 çarpı. Hocam buna ne gerek vardı? Ama bilmemiz gereken şeyler bunlar. Yapacak bir şey yok. 10 çarpı 1'in karesi eşittir 20'ymiş diyoruz. O zaman buradan da 5 olduğuna göre V2 eşittir 20 eksi 5. Yani ne geldi? 15 metre bölü saniye geldi. Yani burada iki parçası aşağı doğru 15 metre bölü saniye kadarlık hız kazanmış durumda. O zaman momentum koruyacağız. Bakın burada maksimum yükseklik hızı 0 ya. O zaman şu an momentum da 0 diyorsunuz. Momentum 0. O zaman sonraki momentum da 0 olmak zorunda. Yani şöyle diyorum. Sonraki toplam momentum da 0 olmak zorunda. Ve hareket nerede? Y ekseninde. Şöyle yapacağız o zaman. Şöyle yapacağız. 0 eşittir. 2M kütleli parça aşağı yöndeki hıza gene eksi diyelim. Yukarı yöndeki hızı da artı diyelim. O zaman 2M çarpı eksi V2. Eksi V2 artı 3M kütleli çarpı onun hızına diyelim. V3 diyelim. 3'ten dolayı. Sonra devam edersem 0 eşittir. 2M çarpı ne bulduk? V2'yi ne bulduk? 15 bulduk. O yüzden eksi 15 diyoruz. Artı 3M V3 yazdık. Sonra buradan eksi 15 ile 2 çarptığımda eksi 30. Yani bu tarafa attığımda da 30M eşittir. 3M çarpı V3 dediğimde M'ler birbirini götürdü. O zaman V3 buradan 10 metre bölü saniye geldi. Ve ne yönde? Artı yönde. Yani bu arkadaşın hızı, şunu da gösterelim. V3 hızını bulmuş olduk. Neymiş bu da? 10 metre bölü saniyeymiş. Ve dikkat edersen artı yönde imiş. Cevabımız 10 metre bölü saniye. Evet, güzel. Zoruyu da güzel çözmüş olduk. Şimdi geldik ödüllü sorumuza. Cevaplarınızı yorumlarda bekliyoruz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.